Ve şimdi yalnız çok hızlı bir şekilde B tarafına doğru bir paranoya çıkılıyor. Ve Dash geldi içeriye doğru. Kuchiner! Umut onu yakalamayı yakın mesafede başardı Frenzy ile beraber. Anima, Cypher oynuyor tabii, ondan da çok bahsetmedik. Evet. O da çok alışkın olduğumuz çok bir şey değil. Cydrex ile beraber site içerisinde kaldı bu oyuncular. Ventiti Anima'yı yakaladıktan sonra Cydrex sadece bir tane skor çıkarttı ve 4-2 pozisyonda canlar çok az yalnız. 18, 29, 33. Ama buraya gelebilmek de çok zor olacak. Önde bir bariyer var, Izzy hamle yapamayacak henüz. Buradaki fight'ı kabul etmek istedi Jelos'un. Brave'i yakaladı, tek başına kaldı Izzy. Yeri belli. Yapabilecek pek bir şey var gibi gözükmüyor açıkçası. Çok net bir B-Rush. Bu B-Rush'tan alınan entry sonrası side'ı da sıkıştırdılar. Aslında B resmen hani 3 kişiyle savunulacak gibi gözüküyordu. Evet. Ama Stairs da Default da birbirlerine yardım edemedi Eternal Fire oyuncuları. Izzy'de. Neti de var şimdi. Izzy Neti'ni elden çıkartacak. İki oyuncuya da isabet etti. Yalnız bu oyuncular çok ciddi baskı altında kaldılar. Brave'den harika bir yardım var. İki tane skor. Izzy de bir tane skor çıkartıyor. 2v4 pozisyon. Smoke'dan çıktı Ventiti. İki tane skor buldu yalnız. Ve şimdi Ipot yalnız başına kaldı. 1v3 pozisyonda ve pozisyonda belli. Yalnız Q'şunları yakalaması bir şans doğurmuş olabilir. 62 can sadece. Plant de yok dediğin gibi. Kapı da kırık mı? Göremiyorum. Kapı kırık değil. Kapıyı kapatacak. Şimdi 10 saniyesi var kaldı. 10 saniyesi kamera var zaten. Kamerayla şu an izleyecek ve teklemeyi başardı. Aşağı atladı hemen Anima. Çok güzeldi. Arıyor şimdi Bombay'ın arkasında. Dash geldi paranoya üzerine. Izzy Netini elden çıkartacak. Kimse isabet etmedi bu. Şu aşamada pozisyonunu biraz geriye doğru çekmek durumunda kaldı. Kısayı ele geçirdi. Garden tarafını ele geçirdi burada. Supermassive tarafı ve takım arkadaşları için de. Evet yalnız Izzy ondan yararlandı. Wave Heaven altında savunma yapmaya çalışacak. Önüne bir smoke bıraktı. O smoke çok daha doğru şu an onları ve o shorty'den istediğini alamadı Umut. Skyline Izzy'yi yakalamış. Bu esnada Heaven'dan kutu geliyor. Skyline'i yakaladı. Hemen atılan bariyer kırılıyor. Bu esnada Dash ile birlikte Orjiner içeri girdi. Brave Ventiti'yi yakalamış. Kuti girdikten sonra bir kill alıyor ve takası Anima'yı. Yanında da onun desteğinde. Burada Cydrex muhtemelen ilk dikkati çekmek isteyen isim olacak. Beş'le birlikte öne doğru çıktı Umut ama kontrol etmeyecek yine de paranoya geldi ve tetiği çekti ama kör bir şekilde buldu Umut'u. Hipot da yakalanmış ama iki oyuncu da kaybedildi. Şimdi Kuti adıma gelmeye çalışacak. Anima bu arada Koza'daydı. Koza'daydı. Koza'yı almış da o da. Onu... Evet şimdi iki oyuncu Kuti... Ermi yok bu arada Jelos'unda. Kafesin arkasında kendisini kapatamamış sanıyorum. Orada Kuti'den çok önemli bir kill çıktı. Şimdi 2v2 bıçakları da açıyor. Burada Kuti, Ventiti ve Skyline ikilisi side'dalar ve Ventiti kayıkhane tarafında. Updraft'ı var. Geliyor şimdi. Kuti aradı. İlk etapta kimseyi göremedi. Bir one way geldi Brave'den. Şimdi bıçaklar isabet yok. Oo, burada sensör devreye girdi. Çok iyi paranoya var Brave'den. Paranoya gerçekten iyi Ventiti ve Skyline geldi. Şimdi buraya operatörle yürüme kararı. Burası kontrol edilmedi çünkü kapı kapalıydı. Kuti kutu vurdu. Dash'i aktif. Üzerine doğru gelen bir net var. Neti çıkartacak. Zaman bulabilecek mi? Şimdi Skyline çıkaramadı ve onu yakalamayı başardı. Skyline smoke daha içerisinde. İstiyor şu an. Yalnız operatörle Izzy smoke çıkışını izliyor. Ve isabet bulamadı ve şimdi kullanılan bir tane solo ultisi var Hipot'tan. Kendisini kapatmayı başardı. Hipot ve Skyline Cydrex'i cezalandırmayı başardı şimdi. Boşanma nasıl geçirecek? Skyline'in bariyeri vardı. Bariyeri kullanamadan düştü. 3-3 evet. Pozisyon şimdi site'a ulaşım var yalnız. Yalnız 6 saniye kaldı. Ben şimdi geliyor. Hipot bu esnada Izzy'yi bulmuş. Yalnız Jelos'un da kamerayla Brave'i işaretledi. Jelos'un. Verimine doğru kullanılan bir paranoya. Anima kör edildi. İçeriye Umut Dash'le girmek istiyor. Kafesin içerisinde hala Anima var. Anima sadece bir kill'de kaldı elinde. Şerif var. Cydrex de öncesinde düşürüldü. TT Smoke'da. İki tane oyuncu var Eternal Fire'da. Rahat bir şekilde Spike B'ye kurulacak. Burası. Evet. Son 10 saniye. Kuti. İnce geldi Wolbeng'e çıt iki tane gönderdi bu arada. Kuti. Bir tane daha adet çıkartıyor. Kuti! Üçüncü skor. Skyline yalnız başına kaldı. Üç tane harika şerif vuruşu. Skyline şimdi baskı altında kalacak. İlk oyuncuyu temiz yakalaması çok önemliydi ama bulamadı. Skyline arıyor. Yakalamayı başardı. Şimdi 1v1 Phantom buldu yerden kendisine. Brave ve ultiyi çıkartacak elden şimdi. Ve rakibini yakaladı. Headshot attı. Wolbeng'le kırışık. İnanılmaz. Gitti yalnız bu. Ve Brave için büyük bir talihsizlik. Zıplaya Dash'i aktif edildi. Cydrex'e doğru atladı ve Cydrex'in üzerine gidiyordu ama Cydrex belki de tek bir mermi isabet ettirebildi. O da headshot oldu. Yani inanılmaz zordu yalnız Umut'un da oraya dönmesi. Bu resmen hani mola sonrasında ezber bir oyun. Neden? Çünkü Cydrex'i devamlı lane'de görüyorlar. Evet, aynen öyle. Aynen öyle.
Yani mikro da aslında bence çok iyi bir düşünce. Bu arada A'ya doğru yürümek istediler ama Brave of Angle'ın tarafında öyle iki sonraki net killer geliyor Brave'den. Şimdi bir de yeşile geçti. İpot'ta bir operatör var. Brave kendini açtı. Flick denemesi İpot'tan başarılı değil. Skyland'ı ters tarafı T'yi A'ya doğru gönderdi. Savunma tarafı. Şimdi Paranoia geldi. Paranoia ile beraber Umut'u içeriye doğru sokuyorlar. Mermilerinde isabet yok ama Ventidi'den güzel bir yardım var. Brave yardıma geldi yine. Easy'den de çok iyi vuruşlar var. Brave Easy ikilisi bir kere daha A tarafındaki hücumu devre dışı bırakmayı başardı. İpot'tan çıkan bir tane skor var ama 3'e 1 pozisyon ve 35 saniye kala işler Eternal Fire'ın istediği gibi bir kere daha A savunucuları iyi iş çıkarttı. Yani A'daki problem, A hücumlarındaki problem devam ediyor. Evet. Açıkçası. Yani şu an için maçın başında ne konuşmuşsak aynısı geçerli. S'ye gidiş kararı geldi. Bu sefer şok okundan hasar çıktı sanırım arkadan gelen oyunculara. Ventus'a gidiş kararı geldi. Bak Mood gelmiş yukarıdan atlayıp bir tane skor çıktı. Anima'dan takas var yalnız. Jelison bir headshot. Anima ikinci oyuncuyu böyle vurmuş. O içeride kaldı. Çok önemliydi. Netten etkilendi ve Ventus'a TP'nin arkasında Brave'ye kaldı ve smoke içerisinde olduğunu biliyordu bu arada Skyler evet, ve evet. Çok hazır geldi oraya. Net'e yakalanmış. Orb sesine net çıktı. Brave yine vurdu ama yakındaki oyuncuyu bilmiyor olabilir. Yakalandı İpot. Ventidi önce ilkini yakaladı ama Easy dönmeyi başardı. İkincisini de çıkarabilirdi. 4-2. 4-2 oldu durum. Dediğin gibi Koza'ya yakalanan İpot düşecek burada. Easy'ye gitti kill. 6-6'ya çok yakınız artık. Bakalım İlker'in son roundunda bir çıkar yol bulabilecek mi? 2v4 pozisyonda Papara Supermassive. Mood'un karşısına gelecek Kuti olan iki oyuncu da birbirini gördü. Yalnız zıplayarak kendi yerini belli etti ve almak istedi. Easy'yi de yakaladılar. 2v4 bir anda 2v2'ye geliyor. Artık kazanılabilir. Artık çok daha avantajlı olan taraf Papara Supermassive pozisyon olarak da. Evet şimdi. Jelison. Yani acayip mesafe alıyor şu an. Kamerayı bıraktı ve hareketlenme kararı geldi. Şimdi pencerenin hemen dışında konumlandı Anima. Yani iki oyuncu birbirinden çok uzakta. Ve Jelison Sidex'i yakaladı. Pozisyon olarak of. Setup'ı görüyorsun. Bariyer var. Ses sensörü var. O sensör çalıştı. Sidex yalnız ipotu yakalamayı başarmış. Hemen kısa tarafında kutunun üzerine çıkmıştı. Şimdi Umut burada birazcık sıkıştı. Yardım geliyor yalnız. Tuzağı kırmayı başaracak Kuti. Umut hala birbirlerini arıyor bu iki oyuncu. Kuti Umut'u yakaladı. Backside'dan yardım geldi ama Eternal Fire'da takaslar var. Jelison yalnız başına kaldı artık. 3 ve 1 pozisyon. Yani kapının da kapanma timingi inanılmaz yarıyor şu an işlerine. Jelison'u da biliyorlar. Önüne bir de bariyer kondu. Artık gelebileceği tek yer Heaven gibi gözüküyor. Spike yerleştirildi. Hani bu arada Mesmon önünde biraz silahın ucunu gördü. İpot'un mermilerini görüyor ama orada bir Umut var. Kuti harika bir vuruş yapıyor. Hatırlatalım burada bir tane tuzak var onu gördü Sidrex. Kapı kapalı. Kamera var site içerisinde. Ve şimdi Jelison'un ve Ventiti'nin üzerine doğru gidecekler. Main'de kimse yok Paranoia. Orayı temizlemek için atılsa da ve hücumunu aldı artık anlaşılıyor. Şimdi yalnız Jelison'a yardım hemen geçirmeye çalışacak ama gelen o kendi yerini belli etti Jelison'un ve Brave adına belki de çok kolay bir kill diyebiliriz. Rahat bir plant geliyor. Heaven'dan hemen backup'la fight atmak istiyorlar. Brave açıkta kaldı. 3 tane oyuncu var Jhin etrafında. Kutu açıldı. Double pick kararı var. Sidrex'ten bir kill ve Easy kısadan. Outlaw'la birlikte bir skor daha bulunca Skyland tek başına 1v2'ye getirdi yalnız pozisyonu ve fight'i izole etmeye çalışıyor ama... Kamera kırılacak. Deşi aktif, kapı kapandı. Jelison butonda bir oyuncu olduğunu böylece anladı. Ventiti Kuti'yi görecek. İyi bir vuruş yaptı, çabuk düşürdü rakibini. 3 ve 4 pozisyon. Şimdi size bir tane sensör. O sensör kırılacak. Skyland içerisinde yalnız. Açma kararı mı gelecek? Kafes. Ooo Sidrex Anima'dan çıkan skorlar var. Ve 4-3'e geldi durum bir anda. Koza kullanılacak. Boşa gitti dediğin gibi. 4-2 pozisyon artık Umut'la İpot. Denemeler var ama yani 5v4 başlayan round devamında. Ama işte yani dediğim gibi yani buton pozisyonu round'a başlamak için. Tabii, yani buranın bir... bu arada Umut neredeyse düşürecekti operatörü ama... yok. Şu oyuncuyu görmek hem de hem Jet'i hem Cypher'ı görmek bir şeyleri anlattı aslında diye. Ve CT'den
Celesun geldi. Oo, bir tane daha çıkarmayı başardı. Celesun. Nasıl yani? İnanılmaz önemli ve ulti de çıkartacak elden. Herkesin pozisyonları ortaya çıktı. Site'da kimsenin olmadığını anladığı anda bu arada yani tuzaklar hala kırılmamış. İki tuzak da duruyor yerinde. Brave tek başına girdi ama. Skyland'da ulti de var. Brave'e nasıl yardım edecekler? Hazır değil. Şöyle bir round için bir tane Trev'in round'u resmen süpermesive getirmiş olması kabul edilebilir. Deep back. NTT'den izi headshot'ı var. Sonrasında olduğundan bir de main'e Sidrex üzerinde bir headshot daha. Yalnız Brave! Yani çok iyi bir deneme. 5 dakika yani. Burada oynamak istiyor. Eternal Fire tarafı. Bot görüldü. Ve Dash geldi içeriye doğru. Şimdi kullanılan bir tane soğuk ultisi var. Bitti. Ve burada tuzağa yakalandı ama... Bobank gelir yalnız ama Bobank geldi. Bobank'ler rakibini yakalamayı başardı. Kamera işaretlemedi bir oyuncuyu ama Celesun'un da site'da olduğu, kayıkhane tarafında olduğu biliniyor. Şimdi üzerine doğru Paranoia geldi. Net geldi. Sıkıştı tamamen. Herkes diğer tarafta kör. Da Paranoia lane tarafına doğru geldi. Umut Brave'i yakalamayı başarmış 5 ve 3'te. Sidrex, site içerisindeki Celesun düşecek artık. Site'e ulaşmayı başaracak bununla beraber. Ama hala oyuncu avantajı tarafı, var. Oyuncu yani. Avantajı dediğin gibi evet. Paparaya Supremacy'de. Trent geliyor. Biraz kontak kalmaları gerekecek. Lane tarafında Sidrex tek. Backside'den anladım, spam var banklar. Market çıkışına doğru. Çok çıtır hasar var diyelim. Şurası. Anima üzerinde. Kaçış şimdi yok. Backside'e doğru net geliyor. Orada kimse yok. O iki oyuncu işaretledi duvar arkasına. Oo. Şimdi tabii onlar kalktılar. O dışında isabet tutmamız. Yalnız bir line-up geliyor ve Ventilator'ın iki tane kill. Skyland tamamladı. Headlock'la oynayacağızı ve hatayı affetmedi. Entry geliyor operatörle. Turn of Fire'ın ihtiyacı var bu roundlara. 1-0'lık bir mini seri Papara Supremacy'den ve ardından oyuncu üstünlüğüyle ilk kez başlıyor Turn of Fire. Evet, şimdi kamera Celesun'u işaretledi. Celesun yönünü değiştirmek durumunda. Bu esnada Kuti de geliyor ve oradaki tuzak da kırılacak. Yalnız hücum hala B'de tam karar kılmadı mı diyecektim. Spike buraya doğru geliyor. Şimdi iki oyunculuk bir savunma var burada ve neydi diğer abi? Tarafta yalnız Sidrex terste yürümeye çalışırken, rotasyonu kesmeye çalışırken Skyland tarafından düşürülecek. Şimdi hücum B tarafına doğru geliyor. Kuti'nin dash'i aktif. Önüne doğru bir tane bariyer açıldı. Şimdi o bariyerin üstünden updraft ile geçiyor. Paranoia geldi üzerine doğru. Celesun'un pozisyonu yalnız iki oyuncu karşısına çıktı ve Raven'u yakalamayı başaracak. Ventilator saat içerisinde sıkıştı. Bir tane skor çıkarttı. Aslında Spray'in de devamını da bulabilirdi. Raven tutacağına kadar düştü ama izi geliyor operatör ikili. Bariyerin arkasında Umut'u yakaladı ve yalnız başına kalan Skyline 11'e Eternal Fire'a artık ulaşmaya çok yakın. Ya biraz daha inisiyatif almaya başladı sanki yani izli özellikle. Hı hı. Hani Brunt'ta açılışı var ardından yine hani 3v2 pozisyonda yine bir kill daha var. Bu arada 1v2'ye geldi round. Operatör var izide. Pick atmak istiyor. Tekrardan gidecek ve quick scope atmak istedi. İnce. İsabet tutmamadı. Bizi tekrardan deniyor. Pistolle deneyecek şimdi. Kutide yani aslında kontakta ama eline Şerif'i çekti. Şimdi ultiyi kullanacak. Yine mi ulti geliyor? Sensör çal. Ben TT'yi. Skyland. Onu... Şimdi. Son 30 saniye. Celesun. Fight içerisinde. Nereye doğru pozisyon alacak? Tabii burada bir tuzağım yok edildi. Tuzak var. O tuzak artık kırıldı. Paranoia geliyor üzerine doğru. Hala bulunamadı Celesun. Bir tane kill çıkartabilir mi? Çok kritik bir skor Brave'den yani... ve şimdi iki oyuncu market tarafından gelecek. Sidrex'i kontrol etmek zorundalar burada. Sidrex inisiyatif aldı. Ventity'yi vurdu. Skyline yalnız hala harika iş çıkartıyor. Hala 125 can, 3 tane kill buldu. Ace'i bulabilir mi takımını haritada tutmak için? Ki yalnız yeri açacak reportun hemen çıkarıyor kamera iğneyi. Backside'de Brave, yeşil tarafında da Anima var. Stairs'e kontak Brave. Bu riski almak zorundalar. Anima lane'i izliyor şu an için. Splayarak içeri girdiler. Yeri açacak ve Skyline! Karakteri göstermek bence çok önemli. Ve Skyline bariyeri gönderdi ve yine şimdi Net'ini de gönderecek. Dash var Kuti'den. Site içerisinde yalnız başına. Kimse takip edemedi Net'ten dolayı. Evet, kimse takip edemedi yalnız Skyline de yalnız başına. Net geldi şimdi ve Skyline ultisini elden çıkartacak. Nereye atacak? Yani sektirebileceği hiçbir yerde yok ki. Evet. Aldı götürdü. Skyline inanılmaz oradan ince gördü. Karşılaşmayı backside'da Brave'de ulti var. Fark edildi Umut. Yalnız Umut'tan entry. Ve açılan bir kafes oraya Net mi gönderildi diye bakıyorum. Öyle olmuş. Yalnız bariyeri main'e değil, lane'e gönderdi. Lane'e doğru gönderdi. Yani burası artık iki kişi... Backup'ta hiç öyle çok da gelme niyetinde değil farkındaysan.
Hala oyunun mid ya da A olabileceğini düşünüyorlar. Ondak yürüyebilirler buraya smoke aldıktan sonra ama sanıyorum smoke tazelendi Ventiti tarafından. Ve yani shoulder atan bir ipot var A kısada. Ya şu an haritada acayip bir hakimiyet var Papara Supermassive'de hem de oyuncu üstünlüğüyle. Evet şimdi Skyline hala burada iki oyuncu yan yana. Kaçış. Şimdi kullanılan bir solo ikisi bundan kaçabilecek mi? İnce bir adım ama Umut. Oo! Updraft'a kaçtı ama Izzy onu yakalamayı başardı. Şimdi 4v4 desteğini kaybetti. Skyline yalnız başına site içerisinde. Yine onun çok büyük bir ekstrasına ihtiyaç var. Ventiti. Oo, üzerine doğru iki tane oyuncu yürüdü Ventiti'nin. Kill geliyor. Önemli olan burada. Oo, Kuti bir tane daha buldu. Sadece takas. Takasıyla birlikte tek başına kaldı Jelesun. 20 saniye. Side'a gitmek zorundalar. Jelesun hamle yapıyor. Stairs'de bir oyuncu olduğunu biliyor mu emin değilim. Önüne doğru çıktı ama hayır, düelloyu kaybetti. Yine aynısı. Belki de en kritik yerde ve...